Selam. Bugün sizlerle saçımı boyayacağız. Geçen haftalarda mora boyamıştım ve çok açık lila gibi bir boy olduğu için ve içine çok fazla saç kremi karıştırdığım için hiç tutmamıştı. Bu kez pembe ve mavi siparişi verdim. Niyetim alt tarafı mavi, üstünde pembe yapmak. Hiç daha önce saçını renkli, kendi başına boyamamış bir insan olarak birden böyle cesur bir karar vermek beni de şaşırttı. Ama bence güzel olacak. Ya aslında şey düşünmüştüm, bir deneme yapsam iyi olur diye. Önden dedim bir deneme yapayım, küçük bir kısmı boyayayım, ne kadar krem koyacağım bilmiyorum çünkü falan. Sonra dedim ki aman, bir daha mı geleceğiz dünyaya, yap gitsin diyerek. Gördüğünüz gibi bugün daha hazırlıklıyım ve güzel olacağına dair inancım yüksek. Yani en kötü ne olabilir ki? Hani en kötü ne olabilir deyip saçımı yakıyormuşum. Ama işte jeans color saç yakmayan bir boya. Sizin söylediğiniz kadarıyla size güveniyorum bu konuda. Saçım yanarsa da kısa keserim ya. Ne? Hiçbir şey olmaz. Valla her yerime şey yaptım. Yere de hatta koyayım. Şimdi önce alt tarafı boyayacağım. O yüzden saçımın orantılı bir şekilde bir kısmını, şurasını toplayayım. Evet, ilk olarak bu kısmı boyayacağım. Maviye boyayacağım. Boyamız bu. Diğeri de bu. Bu Jamaican Jeans Color. İkisi de jeans ama herhalde bu daha farklı bir seri. Bunun üstü falan daha farklı. Arkasında değişik bir şey yazıyor mu bakayım. Yok, tamam. Evet, maviyle başlıyoruz. Önce yine saç kremi sıkacağım bayağı bir. Çünkü bu çok koyu bir mavi. Ve şey olmasını istemiyorum böyle, aşırı koyu bir renk olması. Gerçi akacak ama yine de aşırı koyu bir renk olmasını istemiyorum. O yüzden şu kadar saç kremi koydum. Üstüne göz kararı yine ekleyeyim. Bir de şeyden de çekindim. Bu pembe birazcık dışarıya bulaşmıştı ve elimi anında boyadı. Demek ki hani her yeri boyama potansiyeline çok sahip bir boya. O yüzden işte kremle karıştırayım ki sağ sol böyle boya olmasın ben boyadıktan sonra. Şöyle bir renk oldu ama benim istediğim maviden çok 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 daha koyu bu. O yüzden yine bol krem koyacağım. Tutmazsa bir daha boyarım. Ne yapayım? Bana lila da demiştiniz ki aşırı abartmışsın, kremi çok fazla koymuşsun demiştiniz. Ama ben insanları izlediğimde onlar da bayağı koyuyor yani kremden. Hani hatta böyle boyadan sadece 2-3 pıt koyuyorlar ve öyle tutuyor. O biraz benim ilk yaptığım lilayla alakalıymış sanırım. Şöyle bir renk elde ettim. Bu benim saçıma yeter mi? Yeter herhalde. En kötü bir daha yaparız. Şimdi eldivenlerimi giyeceğim. Direkt girelim. Kulağıma falan ben şey sürsem çok iyi olacak. Ne denir? Vazelin. Ki bulaşmasın. Hemen geliyorum. Bana bu boyayla ilgili dediniz ki saatlerce beklese dahi hiçbir şey olmaz. Ona güvendiğim için şu an çok acele etmiyorum. Çünkü mavi daha çok bekleyecek, pembe biraz daha az bekleyecek gibi bir durum olacak şimdi. Ben yeni şarkı çıkardım. İzlediniz mi? İlerliyorum derin bir ormanda. Şarkının hikayesini anlattığım bir video çektim. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli çünkü ya herkes için böyle midir bilmiyorum ama ben sahiden yaptığım işin bir parçası olduğunuzu hissediyorum ve sizinle paylaşırken gerçekten sizden geri dönüş almak benim için çok önemli oluyor. O yüzden işte bir şey paylaştığımda sizin nasıl bulduğunuz, ne hissettiğiniz, ne yaparken dinlediğiniz, işte ne yorum attığınız falan böyle direkt benim işime etkileyen şeyler. Dolayısıyla eğer hani benim için o kadar önemli olmadığını zannederek atıyorum izliyorsanız ve benimle fikirlerinizi paylaşmıyorsanız mutlaka paylaşın. Sahiden çok önemsiyorum çünkü. En böyle temel taşlarından birisi sizin ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz. Yani işte yeni şarkı çıkardım. Aldığım geri dönüşler insanların genel olarak mahvettiği yönünde. Birazcık
parçalayıcı bir şarkı çünkü. Mart ayı içinde farklı bir şarkı daha. Yine bu da bir aşk şarkısı. Böyle birkaç ay birazcık aşk şarkılarından gidip sonra daha farklı bir tarza geçiş yapacağım. Bu Mart ayında çıkacak olan aşk şarkısı da klibini Bolu'ya gittik. Bolu'da gölün üzerinde çektik ve bayağı böyle karın ortasında, kışın ortasında elbise giydim. Yazlık bir elbise. Onunla çektik. Güzel bir klip oldu. Beğenirsiniz diye umuyorum. O konuda da heyecanlıyım. Bir sürü proje üzerinde çalışıyorum şu sıralar. O yüzden kendimi bayağı şey üretken hissettiğim bir dönemdeyim. Çalışkan hissettiğim bir dönemdeyim. Bunu ödül olarak da saçımı boyuyorum. Umarım güzel olur. Ya mavisi tutacak gibi ama. Bu da tutmazsa herhalde yine kremi çok koyduğumdan tutmaz. Çünkü bu bayağı tutan bir mavi. Benim bir tane Instagram'da yan hesabım var. Tavsiku diye. Orada biraz daha işte kemik kitlemle diyeyim, daha biz bize takıldığımız bir yer. Ve orada bir kitap kulübü kurduk. Kitaplarla alakalı konuştuğum videoda da bundan bahsetmiştim gerçi de. Mart ayında Martin Eden kitabına başladık. Bugün aldım ben de kitabı. Eğer siz de kitap okumayı seven ya da kitap okuma alışkanlığını tam edinememiş ve kendinize bunu edinmek isteyen birisiyseniz, Tavsiku hesabımı takip edip aramıza katılabilirsiniz. Şimdi hatta şey yapacağız bugün. Bir tane Spotify listesi oluşturacağım. Bu kitabı okurken dinlemek için herkes içine müzik eklesin ve ortak bir playlistimiz olsun bu kitaba özel. Ve her kitapta bunu yapalım. Ben böyle saç konusunda hani bazı insanlar çok takıntılıdır ya. Ben o kadar takıntılı olmayan biriyim ki ve hiç olmadım. Böyle ilk kahkülümü kestiğim... Allah. İlk kahkülümü kestiğimden mesela 6. ya da 7. sınıftaydım ve böyle gecenin ikisi falan canım sıkıldı. Kalktım kendime kahkül kestim. İğrenç oldu ama hani ben yaptım ya hiç umurumda olmadı iğrenç olması. Okula da gayet beğene beğene gittim yani. İlk kahkülüm olduğu için kahkül hikayem de orada başlıyor. Sonrasında kahkülü çok sevip hep düzenli olarak kestim. Kendim kestiğim de oldu. Kuaföre kestirdiğim de oldu. Ama artık mesela hep kendim kesiyorum. Yani hayatta kuaföre gitmem kahkül kesmek için. Onun dışında da saçımı mesela kuaföre gideceğim de kestireceğim. Yani ya şöyle ben de o kadar bunlar anlık heyecan patlamalarıyla oluyor ki kuaför için işte gün alıp kuaföre dayanıp gidip orada kuaföre kestirme ya mümkün değil. Benim canım o an aklıma estiği anda kesmem lazım. O yüzden evdeki makası kapıp hep keserim. Hep de yamuk keserim. Genelde kuaförler çok yamuk olduğu için dayanamayıp düzeltir hatta makineyle falan. Gerçi en son kestiğim bayağı düzgün oldu. Şu an mesela benim kendi kestiğim saç duruyor ve iyi kesmişim. Giderek ustalaşmışım bu konuda. Dolayısıyla şimdi de mesela burada saçımı boyuyorum ama işte kötü olur, ne bileyim eksik kalır, yakışmaz, hiç yani... Sıfır kaygı yani. O kadar kaygısızım ki bu konu. Kötü mü oldu? Yani bir şekilde düzelir. Ne oldu? Saç uzar en kötü ya. Eğer mavi şu an gözüken tonda olursa bayağı güzel bir mavi olacak. Oğlum saç tiplerim de seborreik dermatitimin tam çıldırdığı bir dönemdeyim. Herkesin önerdiği bir şampuan vardı Head & Shoulders'ın. Seborreik dermatiti özel bir şampuan. Abim mesela onu kullandı ve direkt çözdü durumu falan. Onu kullanıyorum 1-2 aydır. Hiçbir etkisi olmadı. Hani o kadar etkisi olmadı ki. Ne kullansam hiçbir işe yaramıyor. Bıktım artık. Şimdi de şöyle bir şey yapayım. Hani birazcık az bir şeydi. Kremsiz boyayım üstüne. Oldu. Şimdi pembeye geçiyoruz. Ya da geçemiyoruz. İçine pembeden koydum. Bayağı krem koydum çünkü hala hatta renk çok böyle çingene pembesi. Ve ben o kadar böyle patlak bir pembe olmasını değil, daha soft bir pembe olmasını istiyorum. İçine bir tık bundan koysam, mavi koysam güzel bir mor olur mu? Deneyeyim mi? Beyza deneme. Deneyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel bir renk oldu. Bu daha güzel. Dayanamadım, ne yapayım? Çok güzel bir renk oldu ya. Tutarsa güzel olacak. Şimdi şunu açalım. Pembeye bak pembeye. Uf. Tutsun ya, çok güzel. Bu arada mavi bayağı bir fazla yani yaklaşık neredeyse bir saat daha fazla beklemiş olacak. Ama zaten pembe daha çabuk tutacakmış gibi gözüküyor. Önce her yerine bir yapayım. Önden başlasınlar tutmaya. Sonra detayları boyarım. Saç boyamak çok eğlenceli ya. Eğer saçlarım bu kadar sorunlu olmasaydı sanırım her ay saç değiştirirdim. Gerçi işte bu boyanın saçlarıma zararı var mı emin değilim. Sadece pigment ve hiçbir şeye hiçbir zararı yok dediğiniz için
Ay, kafamın arkasını boyamak kadar sıkıcı bir şey yok. 2 dakika önce ben saç boyamak çok eğlenceli. Şimdi bence kritik noktalardan birisi sarı kalmaması. Çünkü saçımda zaten kahverengi var. Mavi olacak, pembe olacak. Bir de ben gidip arasında sarı bırakırsam artık yani böyle her renk olmuş olacak saçım ve çok güzel bir görüntü olmayacak. Boya yetmedi ya. Biraz daha yapmam gerekecek. Ve aynı rengi bulabilirim umarım. Şu saç kremi zaten bitmek üzere. Boyadan koy. Kim? Herhalde bu kadardı. Üstüne de 2 pırt mavi. Sanki biraz daha mor gibi oldu ya. Neyse bir şey olmaz herhalde. Elimin, kollarımın her yeri boya oldu ama bence sanatsal bir görünüm kattı bana. Sanki resim atölyem varmış da resim yapıyorum. Gerçi saçımın renkleriyle kollarım aynı kesin. Atölye olduğunu düşünürler. Şu kahkülleri de boyayalım. Ay, kirpiklerimi de mavi boyasaydım güzel olurmuş aslında. Şimdi 1 saat bekleyeceğim. Sonra duşa girip geleceğim. Bakalım sonuç ne olacak? Merhaba. Şuna bakar mısınız? Nasıl tuttu? Ne kadar güzel boyamışım. O kadar beğendim ki pembeyle maviyi minicik karıştırarak elde ettiğim bu ton muhteşem bir ton. Çok çok beğendim. Altındaki bu mavinin böyle bir saçıma hacim katmasını çok sevdim. Şöyle mesela diyelim ki topuz yapıyorum. Bir anda topuzum mavi oluyor falan. Yani çok beğendim gerçekten. Güzel bir karar verdiğimi düşünüyorum. Boyadan da bayağı kaldı. O yüzden uzun bir süre renkli saçla devam etmeyi düşünüyorum. Hatta böyle ne bileyim yeşil, turuncu falan alıp değişik renklerde denemek konusunda bir kapı açmış oldum kendime. Durduramayacağım muhtemelen. Akınca ortaya çıkacak rengi de çok merak ediyorum. Çünkü pastel tonları da çok seviyorum. O yüzden bir süre saçım konusunda çok mutlu olacağım sanırım. Saçımı hiç yıpratmadı bu arada. Ve kollarıma falan bulaşmıştı ya hani. Neredeyse hepsi çıktı. Vücuduma hiç boya bulaşmadı banyo yaparken. Ya da fayanslar falan hiç boya olmadı. Kremi demek ki doğru bir oranda koymuşum. Çok memnun kaldım gerçekten kendimden ve boyadan. Bu saç rengiyle bütün saç modellerini denemek istiyorum. Çok çok güzel. Çok mutluyum. Gaza geldim. Böyle kıyafet falan alasım var. Böyle daha farklı denemediğim tarzlar, değişik estetikler falan deneyesim geldi. Kendim hayatımda bir dönüm noktasıymış gibi hissettirdi bu saç. Şöyle yaparsak da mavi saçın nasıl duracağını anlarız. Ya mavi de güzel ama bence pembe daha güzel. Öyle işte. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.